vermek gerek, güçlü Türkiye için el ele vermek gerek. Hey 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 hey, ses ver Türkiye'm, ses ver, ses ver sesin duyulsun. Ses ver Türkiye'm, ses ver, ses ver sesin duyulsun. Ses ver Türkiye'm, ses ver, ses ver sesin duyulsun. Ses ver Türkiye'm, ses ver, ses ver sesin duyulsun. Gönüldaşlarımız lütfen tırın arkasında kimse kalmasın. Bütün gönüldaşlarımızı ön tarafa meydana davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Çok kıymetli Elazığlılar. Arkadaşlar, Sayın Genel Başkanımızın alanı daha iyi görebilmesi için istirham ediyoruz. Lütfen pankartları indirelim arkadaşlar. Çok kıymetli Elazığlılar, ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren saygıdeğer genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i sizlere hitap etmek üzere takdim ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım, şeref verdiniz. Elazığ sizi saygıyla, hürmetle karşılıyor. Çok muhterem Elazığlılar, aziz kafkoşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bu muhteşem açık hava toplantısında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok muhterem vatandaşlarım, hepinizin bildiği gibi önümüzdeki pazar günü 24. dönem milletvekilliği genel seçimleri yapılacaktır. Bu seçimlerin büyük Türk milletine, aziz Elazığlılara ve bütün siyasi partilerimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Seyredin,
Çok muhterem Elazığlılar, aziz vatandaşlarım, 12 Haziran seçimleri Cumhuriyet tarihimizin en kritik ve önemli seçimlerinden birisi olacaktır. 12 Haziran seçimleri ülkemizin ve milletimizin çok ağır iç ve dış tehditler altında kaldığı bunalımlı bir yıllara tesadüf etmektedir. Dolayısıyla 12 Haziran seçimleri milletimizin kaderinin belirleneceği bir karar anı olacaktır. Bu seçimler için istirhamım odur ki bütün Elazığlılar, bütün Gakkoşlar, özellikle bir mazeretleri yok ise mutlaka sandığa gitmeli, aklının süzgecinden geçirdiği, vicdanının sesini dinlediği, iradesini ortaya koyarak genel tercihini bir kez daha açık ve net bir şekilde belirlemelidir. İnşallah bu seçimler huzur ve güven ortamında yüksek bir katılımla milletimizin aydınlık geleceğinin belirlenmesinde önemli bir dönüm noktası olacaktır. Ve bu seçimlerin bu şekliyle yapılmasında ülkemiz açısından çok büyük yarar vardır. Muhterem vatandaşlarım, ülkemiz zaman zaman demokrasi dışında uygulamalarla da muhatap kılınmıştır. Demokrasi içerisinde çözüme kavuşturulamayan hiçbir konu darbelerle, ara rejimlerle de çözülememiştir. Hatta ve hatta çözümsüzlük gittikçe ağırlaşmış, derinleşmiştir. Onun için ülkemizin her türlü sorununu, siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarını demokrasi içerisinde çözüme kavuşturmak istiyorsak, onun en önemli müessesesi olan seçimleri önemsemeliyiz. Ve seçimlerle milletimizin iradesiyle onun yönetimini de belirleyebilmeliyiz. Ve dolayısıyla bu yönetimin belirlenmesinde bütün siyasi partilerimizi iyi dinlemeliyiz, iyi anlamalıyız ve kararımızı bundan sonra verebilmeliyiz. Şimdi birçok yönüyle milletimizi aşırı derecede baskı altına alarak kara bir propagandayla kamuoyu araştırmaları adlı bir takım uygulamalarla seçime gitmeden seçim kararını ve sonuçlarını veren zavallılar türemiştir. Bazıları besleme ve sözleşmeli konuşmacılar olarak her gün akşam aynı televizyonlarda görüyor ve tanıyorsunuz. 3 kişi 5 kişi oturuyor, akıllarınca Türkiye'yi en iyi tanıdıklarını söylüyor. İstanbul'un bir sokağında arkadaşlarıyla sohbet ederken Elazığ'ı tanıdığını zannediyor ve Elazığlılar'da dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok insanı üzerinde değerlendirmelerde bulunuyor ve seçim sonucu belli olmuştur. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. dönem iktidarı da kesinleşmiştir gibi daha seçime 10 gün 15 gün veya 7 gün kala sonuçları ortaya koymuş oluyorlar.
Şimdi bunların hepsi demokrat geçiniyor. Bunların hepsi özgürlükçü geçiniyor. Ama demokrasinin temel direği olan millet iradesine saygısızlık yapıyor. Muhterem vatandaşlarım, bu beslemeli ve sözleşmeli araştırmacılara, aydınlara ve köşe yazarlarına millet olarak bir ders vermeliyiz. Bunları edebe ve terbiyeye çağırmalıyız. Eğer bunlar diyorlarsa ki Adalet ve Kalkınma Partisi tekrar üçüncü dönem iktidar olacak diyor ise milletimizin tepkisi tam ders olmalı ve bu ters tepkiyle Adalet ve Kalkınma Partisi paketlenip meclisin dışına atılmalı. Değerli arkadaşlarım, haddi zatında millet olarak iradenizle bunu yapmaya muktedirsiniz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 1,5 yıl içerisinde kurulmuş, milli görüş çizgisinden kopmuş, oraya ihanet etmiş bir avuç insanın oluşturduğu siyasi parti millet iradesiyle o günkü şartlarda iç ve dış odakların desteği ve propagandasıyla iktidar olmuştur. Ve zaman zaman Sayın Başbakan kendisini milletin getirdiğini söylemektedir. Demek ki millet 1,5 yıllık bir partiyi o yüce iradesiyle iktidara taşıyorsa o zaman iktidardan da götürebilecek bir güç olarak kabul edilmeli. Nitekim Allah'ın izniyle öyle olacaktır. Anadolu'da sessiz ama kararlı bir irade ortaya çıkıyor ve artık durmak yok, yola devam diyen Recep Tayyip Erdoğan'a yeter artık, git başımdan diyor. Değerli Elazığlılar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin süresi dolmuştur. 2 yıllık, 2 dönemlik iktidarı onlar için yeterli olmuştur ve 3. dönem olmamaları gerekir. Çünkü bu iktidar yorulmuştur, yıpranmıştır, tükenmiştir. Ama bu iktidarın 3. dönem iktidar olmasının sebebi sizlere çok büyük hizmetler sunmak olmayacaktır. Eğer böyle bir düşüncesi olmuş olsaydı 9 yıl gibi bir süre içerisinde 330'la 341 milletvekilliği aralığıyla 2 defa kesintisiz iktidar olan bir siyasi parti dağarcığında ne varsa onu uygulamaya koyabilecek bir zamana da sahiptir demektir. Ama şimdi bunların olmadığı görülüyor. Peki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hırçınlaştıran, omuzu düşük yürüten, argoyla ağzını bozan, önüne geleni harçlayan, herkese hakaret eden bir psikolojiye iten nedir? Bunu iyi bilmek lazım. O psikolojiye Recep Tayyip Erdoğan'ı getiren, kimyasını bozan, bozkurtların nefesinin ensesinde görmüş olmasıdır. Recep Tayyip Erdoğan korkuyor. Ateş bacayı sarmış. Geceleri uykusuz, kabus görüyor. Televizyonlarda konuşurken normal cümlesinde dahi yüz ifadeleri 50 çeşit halde gözüküyor. Şimdi de kalkmış, aynı düşünceyi paylaşmamakla beraber saygın bir köşe yazarı olduğumu bildiğimiz bir hanımefendiye
soyadı Mert'tir ama sen namerttirsin diyerek hakaret edebilecek bir hale geldiğine göre, o zaman çiftçiye alınanı git diyen, memuru azarlayan ve süren, şimdi de kendisinden olmayan, kendisinin düşüncesinin dışında görüş beyan edenleri ya patronlarla baskı altına alıp işine son verdiriyor veya televizyona çıkıyor, hiç de bir beyefendiye yakışmayan bir üslupla bir hanımefendiye hakaret ediyor. Değerli arkadaşlarım, böyle bir haleti ruhiyeyle kimyası bozulmuş bir şahsın üçüncü dönem iktidar olması ülkemize bir yarar getirmez. Sadece ve sadece 9 yıllık dönemin her gününün ayrı ayrı hesabı sorulacağını bildiği için ya iktidar olacaktır veya ya ülkeden kaçacak veya üçüncü olarak Yüce Divan'a gidecektir. Ve inanıyorum ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gideceği yer ülkeyi terk edip kaçmazsa, yani Suriye Devlet Başkanı'na çekil ve git diyen, eğer kendi kendisine diyecek bir duruma gelirse ya ülkeyi terk edecektir. Nereye giderse gitsin alıp getireceğiz ve Yüce Divan'a göndereceğiz Allah'ın izniyle. Muhterem Elazığlılar, muhterem Elazığlılar, aziz vatandaşlarım, bir iktidar değişikliğinin ülkemiz için hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Bu kararı sizler vereceksiniz. Çünkü bu ülke sizin, dolayısıyla bir değişikliğin kararı da sizin olacaktır. Bugünkü iktidarın geleceği yoktur. Bugünkü iktidar ülkeyi tekrar yönetemez. Bugünkü iktidarın tekrar üçüncü dönem iktidar olması zaten ayağı yerden kesilmiş olan 365 günün yarısından fazlasını havada ve yabancı ülkelerde geçiren bir başbakanı bir daha görmeniz mümkün olmaz. Çünkü aranıza girmeye cesareti olmaz. Sizinle yüz yüze görüşmeye yüzü olmaz. O artık kendi yandaşlarını kollayan, yeni ifadeyle söylüyorum, lale ve sülale devrini yaşatmaya devam edecektir. Ondan millete bir hayır gelmez. Niye gelmez aziz vatandaşlarım? Şimdi bu konu üzerinde burayı şereflendiren Elazığlılarla açık, samimi ve dürüstçe dertleşmek isterim. Bir iktidar düşününüz ki iki dönem sürekli ve güçlü bir yapıyla tek başına iktidar oluyor. Bu iktidarın milletimize vereceği her söz yerine getirilebilecek bir güce sahip olduğunu gösterir. Bu iktidarın mecliste alamayacağı karar, çıkartamayacağı yasa, uygulayamayacağı sosyal ve ekonomik politika yoktur. Ama bu iktidar sürekli olarak yanlış bilgilendirmelerle, yapmadıklarını yapıyormuş gibi göstererek ve milleti de inandırabilmek için 88 yıllık cumhuriyetin 80 yılını inkar etmek suretiyle, sanki Türkiye'de bugün ne yapılıyorsa Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu günden itibaren yapılıyor kanaatini tekraren ortaya koyarak vatandaşı aldatmak
ve kandırmak yoluyla inandırmaya çalışmaktadır. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan vefasızdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkeye hizmet edenlere karşı sadakati yoktur. Ve herkesi küçümsüyor, herkesi yok farz ediyor. Şimdi bir an düşünün. Elazığ'daki vatandaşlarımın Cumhuriyet'in kurulduğu günden itibaren değişik siyasi partilere destek verdiğini biliyoruz. Herkesin bu en demokratik hakkıdır ve iyi bir tercihtir. Çünkü çok partili bir demokratik hayatı yaşatabilmenin yolu da budur. İçinizden bazıları vardır Cumhuriyet Halk Partilidir. Bazıları vardır demokrat çizgiden gelen, demokrat parti çizgisinden gelen Adalet Partili doğru yolcudur. Bazıları milli görüş, bazıları da milliyetçi hareket çizgisidir. Bunların içerisinde 80 yıl tek partili dönemle çok partili döneme geçişi de birlikte düşündüğümüzde Sayın Recep Tayyip Erdoğan Atatürk dönemini yok farz ediyor. İnönü dönemini yok farz ediyor. Celal Bayar Adnan Menderes dönemini yok farz ediyor. Süleyman Demirel dönemini yok farz ediyor. Ve şimdi de utanmadan hakaret ediyor. Turgut Özal dönemini yok farz ediyor. Kendisini yetiştiren baba ocağı Necmettin Erbakan dönemini de reddediyor. Ne varsa kendisinden olduğu iddiasıyla milletin üzerinde bir kibir yüklü, gittikçe Orta Doğu'nun bazı partilerine heveslenen örtülü bir diktatöryayla geleceğini sürekli kılmaya arzulayan bir anlayışla yoluna devam etmek istiyor. Şimdi bunları inkar eden insanın gelecekte şahsi ihtirası için kendisini iktidara getiren milleti de inkar edeceği günler gelebilir. O sebeple sandıkta AKP'ye dur demek aynı zamanda AKP'yi Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtarmak demektir. Sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a dur demek ülkeyi rahatlatmak demektir. Sandıkta AKP'ye dur demek her türlü vefasızlığın, sadakatsizliğin siyasi hayatta bir kültürel unsur olmayacağını millet olarak tayin etmek demektir. Öyleyse 12 Haziran sadece ve sadece bir iktidar değişikliğini değil, Türkiye'ye siyasi kültürdeki edebi, terbiyeyi ve zenginliği de ortaya koyacaktır. Muhterem vatandaşlarım, gerçekten de 12 Haziran önemli bir dönüm noktasıdır, bir kilometre taşıdır. Şimdi düşünün, 12 Haziran sonrasındaki gelişmelerin işaretlerine bakıyoruz. 12 Haziran'dan sonra ne yüdüğü belirsiz olan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'yi nereye sürükleyeceğini bir kez daha cesaretle ifade etmeyip vatandaşımızdan saklayan Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi hangi karanlığa, hangi uçuruma atacaktır? Bugünden ipuçlarını görerek endişe ve kaygı duyuyoruz. Türkiye'nin kardeşliğe ihtiyacı var aziz Elazığlılar. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin birbirimizi sevmeye, saygı duymaya ihtiyacı var. Türkiye'yi gelerek kamplara ayrıştırarak, Türkiye'de kutuplaşmayı yaparak, çatışmayı ve kavgayı sinsi sinsi kurgulayarak, kimse iktidar olmayı veya iktidar yolunda devam etmeyi düşünmemelidir. Eğer Türkiye
bu yanlışlıklarla Allah muhafaza bin yıllık kardeşliği tahrip eden bir kavga sürecine girerse ne Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkede kalır ne de Recep Tayyip Erdoğan kalır. Onun için gerekli tedbiri, gerekli önerileri millet olarak zamanında almalısınız ve yapmalısınız. İşte 12 Haziran size böyle bir fırsat ve imkan da vermektedir. Eğer burada kardeş kavgasına düşmeden huzur, barış, istikrar içerisinde yaşayarak her türlü sosyal ve ekonomik sorunu çözmek istiyorsak bu tahrikleri yapan, bu tuzakları kuran, bu tahribatları süreklilik haline getiren insanlardan AKP'yi de ve Türkiye'yi de kurtarmak lazım. Muhterem vatandaşlarım, bütün bunlar önümüzdeki günlerin tehlikeleridir. Başta Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere oraya oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Bu yanlış gidişata dur demelisiniz. Bunu bile bile hala Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek verme hali 12 Haziran sonrasındaki her türlü kargaşa, kaos, kavga, kutuplaşma, kriz ortamının da vebalini taşımak olacaktır. Bu vebalin altından da kimse kalkamaz. Onun için bir iktidar değişikliğine ihtiyaç vardır ve 12 Haziran inşallah buna fırsat verecektir. Bir başka yönüyle de bunu dikkate almak lazımdır. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyi bölerek, parçalayarak kendisinin siyasi ikbalini düşünüyor. Şimdi düşünün, ülke ekonomisinde iki başlılık var. Bir yanda rant ekonomisiyle beslenen, sıcak parayla kendilerini güçlendiren işbirlikçi, yandaş, yalaka ve yakınlardan oluşan bir AKP'li mutlu azınlık ve bunun içerisinden çıkmış AKP'nin yeni servet sahibi zenginleri var. Ama bir yanda da yoksulluğa terk edilmiş ve geçim darlığı içerisinde kıvranan, aşı işi olmayan, evinde huzuru bulunmayan büyük bir kitle var. Şimdi değerli vatandaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi sadaka ekonomisiyle yoksulları sömürüyor, soyuyor, onların iradesine ambargo koyuyor ama öbür taraftan yandaşlarına, yakınlarına mısır ticareti yaptırıyor, gemi filosu kurduruyor, yumurtayla zengin oluyor, her türlü yolu deniyorlar. Şimdi yoksullukla bir mutlu azınlığın iktidarını devam ettirmek istiyorlar. Onun için yollarda bazen görüyoruz ve insan bir türlü kabullenemiyor. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyor. Nerede istikrar sürecek? Türkiye nasıl büyüyecek? Bir örneği var mı 9 yıldan bu yana? Elazığ'da bir büyüme işareti görüyor musunuz? Öyleyse istikrar kimin için sürecek? Mutlu azınlık olarak kendi yandaşlarının büyümesinden başka bir istekleri var mıdır acaba? İşte değerli arkadaşlarım, bu bölünmeye de fırsat vermemek lazım. Bugün Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi yoksulluk ve işsizliktir. Bir başkası yolsuzluktur. Bir başkası asayişsizliktir. Bugün ülkemizde genç yaşta çok sayıda milyonları aşan evlatlarımız işsizdir.
ve yoksulluk giderek artmaktadır. Bir an düşünelim. Bir ülkede 100 lira milli gelirimiz olsun. %20'lik bir nüfus, yani 14 milyon bu 100 liranın 6 lirasını alıyor ama diğer %20'lik bir grup bu 100 liranın 54 lirasını alıyor. Arada 8-8,5 kat fark var. Her yerde söylüyorum. Özellikle Arjantin'de ve Batı ülkelerinde değerli vatandaşlarım, bu olay çok dikkat çekicidir. Bir ülkede gelir dağılımındaki adaletsizlik 8-8,5 katı bulmuşsa oralarda yağmalama başlıyor. Oralarda mağazalar talan ediliyor. Her taraf yakılıyor ve yıkılıyor değerli vatandaşlarım. İşte böyle bir ortam Türkiye'de yaşanmıyor ise bunun bir tek sebebi vardır. Bu ülkenin Müslüman bir topluluk olmasıdır ve yoksul da olsanız, işsiz de olsanız kanaatkar ve şükür sahibi olmanızdan kaynaklanıyor. Eğer bu da elden gidecek olursa Türkiye'nin çok daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalması mümkün olabilir. Nitekim etnik temelli bölünme, inanç temelindeki ayrışmaya bu defa da Türkiye'de paylaşımdan kaynaklanan yiyenlerle yemeyenlerin kavgası başlar. İşte böyle bir ortam içerisinde hep beraber dikkatli olmamız gerekiyor aziz vatandaşlarım. Onun için yoksullaşan insanlarımızın sömürülmesine ve onların sürekli yoksul kalmasına müsaade edilmemelidir. Bugünkü iktidarın ekonomi politikasında yoksulluktan kurtuluşa işaret hiçbir şey yoktur. Sadece ve sadece sıcak para, döviz farkı ve faiz, yüksek faizlerle üretmeden kazanan bir zümre ortaya çıkıyor. Halbuki bizim ihtiyacımız üreten insanlardır, istihdam yaratan insanlardır, katma değer yaratan insanlardır. Eğer bir ülkede bir mal ve hizmet üretiminde bulunan iş adamları, işverenler aynı zamanda da bir kimse size, bir iş size bir ekmek kapısı açıyorsa Milliyetçi Hareket onların yanındadır ve onların elini öper. Çünkü en hayırlısı odur. Üretim ekonomisidir. İnsan odaklı bir üretim ekonomisidir. İşte böyle bir ortamda Milliyetçi Hareket Partisi işsizlikle mücadelede üretim ekonomisini insan odaklı, istihdam dostu, katma değer üreten bir anlayış içerisinde yapmaktadır ve böyle bir durumda %7 kalkınma hızıyla 700 bin gencimize iş bulmayı vaat ediyor Milliyetçi Hareket. Asgari ücreti 825 liraya çıkartmayı düşünüyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi yoksullara, kimsesizlere bütün yönüyle sahiplenmeyi düşünüyor ve 9 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tahribatına son veren bir onarım ve toparlanma hükümetini kurarak milleti kucaklamaya, yoksula, işsize, kimsesize, emekliye sahip çıkmak istiyor. İşte bunun için başta 9 milyona aşan özürlü kardeşlerimizi dikkate alarak, özürlülere, muhtaç durumdaki ailelerde özürlü çocuk varsa 320 lira ayda ödemeyi düşünüyoruz. Başkasının yardımına muhtaç ailelere engelli aile olarak 450 lira ödemeyi düşünüyoruz. Ve özürlü yakın aile olarak da 18 yaş altında muhtaç özürlüler varsa onlara da 300 lira ayda ödemeyi düşünüyoruz. Yaşlılarımız, muhterem büyüklerimizi de ihmal etmiyoruz.
ve 65 ve yukarı yaşa bulunanlara ayda 250 lira sosyal yardım ödemesi olarak da 320 lira ödemeyi düşünüyoruz. Değerli vatandaşlarım, ev hanımlarını her zaman dikkate almak lazımdır. Çünkü ailenin direği odur. Çocukların yetişmesinde en büyük rol onlardadır. Aile sigorta yardım olarak ev hanımına ayda 320 lira yardım yapılacaktır. Pozitif yaşam desteği olarak da 200 lira bu yardım ortaya konacaktır. Öğrencilerimize de üniversitelerin ötesinde ilkokul ve orta öğretime giden kardeşlerimize, evlatlarımıza her ay 50 lira cep harçlığı vereceğiz. 45 lira da destekleme yardımı yapacağız. Emeklilerimizi de düşünüyoruz. Asgari ücretin çok ötesinde enflasyonla da ilişkilendirerek emeklilerimizin maaşlarını artırırken onlara Eylül ayında kış öncesi 13. maaşı da vererek kış hazırlığını yapmalarını sağlayacağız. Değerli vatandaşlarım, tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşanları da Milliyetçi Hareket Partisi olarak ihmal etmiyoruz. Tarımla uğraşanları da tarım girdilerindeki yükselen fiyatlara karşı tarım ürünleri çok düşük kalıyor. Onun için bu tarım girdilerinde KDV ve ÖTV'yi kaldıracağız ve daha az ucuz bir girdiyle üretim yapmalarına katkı sağlayacağız. Bu kamu kesiminde çalışan 4C'li geçici sözleşmeli kim varsa alaylı devlet kadrosuna geçireceğiz. Öğretmen atamalarındaki adaletsizliği gidereceğiz ve öğretmenlerin hepsinin ataması için Milliyetçi Hareket Partisi gerekli teklifi yapacaktır. Muhterem vatandaşlarım, ama bütün bunların yanında aziz vatandaşlarım, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi demeden, sünnisi, alevisi diyerek bir mezhep ayrımına girmeksizin, bu ülkede yaşayan her insanımızı kucaklayacak bir yol bulmak lazım. Bir toplumda insanlar varlık olabilir, bazen de yoksun kalabilir. Yoksulları hor görmemek, toplumda yok farz etmemek gerekir. Bugünkü varlıklı bir insanımız, bir gün işletmesindeki yanlış yönetim, bir sosyal felaket sonrası bütün varlığını kaybedebilir ve bir gecede yoksullaşabilir. Hal böyle olunca yoksulluk bir kaderdir ama mücadele edilmesi gerekir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi yoksullukla mücadeleyi çok kararlı ve ciddi ele alıyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak yoksullarımızın yanında olmak istiyoruz. Yoksulları paket uygulamasıyla, paket demokrasiyle kalıcı ve sürekli kılmak, onu sömürmek istemiyoruz. Yoksulluğa açık ve kesin bir mücadele yapmak istiyoruz. Bu mücadelede başarılı olabilmek için bir onarım ve toparlanma iktidarını oluştururken acilen yoksullarımıza da sahip çıkmak durumundayız. İşte Milliyetçi Hareket Partisi bu anlayışla diğer siyasi partilerden çok farklı olarak toplumumuzun kültür hayatında var olan yaşa ve yaşat ilkesinden hareketle, Milliyetçi Hareket'in toplumculuk ilkesini benimseyerek ve anayasamızın 3. maddesindeki sosyal refah ve sosyal devlet anlayışıyla ilişkilendirerek bir uygulamayı ortaya koyuyor. Bu uygulama bir hilal kart uygulamasıdır aziz vatandaşlarım.
İşte bu görmüş olduğunuz hilal kart bir bir harcama kartıdır. Muhterem vatandaşlarım, bu Agoslardan Allah razı olsun. Bizim de iktidar yürüyüşündeki şarkımız Elazığ'ın bu zengin kültüründe kendisini bulmuş. Sağ olun. Biraz evvel gelirken yolda bir afiş gördüm. Millet devlet el ele, milliyetçi hareket gel hele diyor. Değerli arkadaşlarım, Allah'ın izniyle bu temiz yüreklerin davetine Cenab-ı Allah karşılık verecek ve milliyetçi hareket iktidar yapacak. Aziz vatandaşlarım, bu hilal kart bir tüketici kredi kartı değildir. Bunun geri ödemesi, faizi ve eve ödenmediği takdirde icranın gelmesi söz konusu değildir. Bu hilal kart millet devlet kaynaşmasından doğan ve bir insanın, bir yoksulun insanca yaşayabileceği bir gelirle desteklenmiş, o gelir bir kamu kuruluşu bankaya yatırılmış ve yoksul kardeşlerimize verilen bir harcama kartıdır, bir helal karttır. Bu helal kart yoksula verildiği zaman yoksul kardeşim, bu milletin aziz evladı, ben yalnız değilim, ben çaresiz değilim, benim millet ve devletim yanındadır ve inşallah yoksulluğu da aşıp daha iyi şartlarda da yaşayacağım. Ama şimdi cebimde bir hilal kartım var diyerek o yoksul her zaman başı eğik, huzursuz, yüzü gülmeden gelmiş olduğu eve inşallah bu hilal kart cebinde olduğu gün güler yüzle gelecek. Belki eşi şaşıracak, çocuklar şaşıracak. Ne oldu bey diyecek. Bugün yüzün gülüyor. Yoksa bir iş mi buldun diye soracak. O işim olmasa da devletim ve milletim var diyecek. Cebimde hilal kartım var diyecek. Artık insanca yaşayabilecek. Namerde muhtaç olmayacak. Birisinin paketine mahcup ve mecbur kalmayacak. Paketi alırken üzülmeyecek. Çünkü o paket de sizin. O paketi alırken yoksul kardeşim üzülme, ezik olma. O senin hakkın, o helalin. Al paketi, boz oyunu, getirene vur tokadı gitsin. Artık senin cebinde hilal kartın var. Sabahleyin çıkarken çocukların saçlarını okşayacaksın. Evlatlarım akşama geleceğim bir şey isteyecek misiniz diyeceksin. Onun isteklerini alacaksın. Merak etme, unutmazsam akşam getireceğim diyeceksin. O çocukların yüzü gülecek. Babasının eve gelişini dört gözle bekleyecek. Eşine soracak. Bu akşam ne pişirmeyi düşünüyorsun? Neye ihtiyaç var? O da sıralayacak. Merak etme hanım, akşam getireceğim diyecek. Sonra işsiz güçsüz olduğu zaman yoklukta soramadığı, eşinin de isteyemediği bir konu olarak senin özel bir isteğin var mı dediğinde o zaman madem ilan kartımız var bana da bir basma getir de komşuya bir fistan diktireyim diyecek. İşte size huzurlu bir ev, huzurlu bir yuva, huzurlu bir Türkiye. Şimdi bunu gerçekleştirmek istiyoruz.
Neyle? İşte Elazığ'ın gogoşlarını Ankara'ya yanma gönderecekmişsiniz. Milliyetçi hareketin direği olan, ayağa kalktığı gün her şeye sahip olan Elazığlılar yine Milliyetçi hareketi yalnız bırakmayacak mısınız? Ve birinci parti yapacak mısınız? İktidar yolunu açacak mısınız? Allah hepinizden razı olsun. İktidar olmak istiyorum. Hepinize sevgilerle saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım, Elazığ ziyaretlerinizle hemşerilerimize güç verdiniz. Tüm Elazığlılar sizi saygıyla, hürmetle uğurluyorlar. Bu arada saygıdeğer il başkanımız da Sayın Genel Başkanımızın bu ziyaretleri anısına kendilerine Elazığ spor atkısı ve forması takdim ediyor. Yolun açık olsun Türkmen Bey'i, geleceğin lider ülke Türkiye'sinin başbakanı, yolun bahtın açık olsun. Kıymetli Elazığlılar, Sayın Genel Başkanımız, milletvekili adaylarımızı sizlere, Elazığlılara emanet ediyor. Saygıdeğer Genel Başkanımızı yarınki Diyarbakır mitingine uğurluyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun Sayın Genel Başkanım. Teşekkürler Elazığ. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sağ olun, var olun.